Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte köy binası 13 hakkında tekrardan konuşmamız gerek. Çünkü dünleyin bir video yayınladım. O videoda Clash of Clans'ın resmi Facebook sayfasında bir gönderi paylaşılmıştı. Köy binası 13'ün tasarımı hakkında. Ve o tasarım arkadaşlar, hatta tekrardan ekrana yansıtmışımdır. Görüyorsunuz, mavi renkli bir köy binası görünüyor. Orada ancak köy binası 13 mü 12 mi orası belli değil. Sadece bir gönderi paylaşılmıştı. Belki spoiler anlamında da paylaşmış olabilirler. Bunun hakkında konuşmuştuk. İzlemediyseniz kartlar köşesinden gidip izleyebilirsiniz. Sonra tekrar bu videoya gelebilirsiniz. Ya da bu videoyu izledikten sonra da gidebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ancak dünün o videoyu yayınladıktan sonra bir şey fark ettim. Forumlarda dolaşırken arkadaşlar, resmen herkes birbirine girmek üzere ya. Bu köy binası 13 ne oldu arkadaş? Baya bir kızışmaya başladı arkadaşlar, iyiden iyiye. Şimdi köy binası 13 yeşil mi, mavi mi? Nedenini şimdi söyleyeceğim. Bir gönderi paylaşılmıştı. Clash on Ice, yani bu kış etkinlikleri adında bir video paylaşılmıştı. Hatta uzun süre Türkiye trendlerinde de kaldı arkadaşlar. Şimdi o videoyu bir izleyelim. Orada bir spoiler daha var arkadaşlar. O spoiler'ı size göstermek istiyorum. Şimdi hemen başlattık. Başlattık. Şu an izliyorum ben de. Şu an buradan Devlen, Pekka güzel dans ede geliyorlar. Gayet güzel. Şimdi burada güzelce devi indirdiler. Hemen burada saldırdıkları bir köy var tabii. Şimdi bu videoda çok güzel bir spoiler var. Bunu kimse çok net fark edemedi. Çünkü kimse öyle düşünmemişti. Çünkü kış etkinliği adında gelmişti. Köy binası 13 güncellemesi adında gelmemişti arkadaşlar. Şimdi arkada dikkat ederseniz bakın, bir köy binası var değil mi? Hemen bekleyin. Bekleyin, birazdan o köy binası 13'ü tekrardan göreceğiz biz. Bakın tam da burada. Bu ateş ediyor büyücümüz deve doğru. Dev düştükten sonraki o anı durduralım. Bakın. Hop. Tam da burası. Bakın tam da burası arkadaşlar. Görüyorsunuz. Dünkü o paylaşılan, o Clash of Clans'ın Facebook sayfasında paylaşılan videonun üstünde, o köy binasının üstünde beyazlıklar vardı. Burada da çok net belli oluyor o beyazlıklar. Tamam mı? O beyazlıklar çok net belli oluyor. Hatta tasarım da çok benziyor arkadaşlar. Ben aşırı benzettim. Hatta birebir aynısı diyebilirim tasarımı. Ancak bana burada yeşil renginde gözüküyor arkadaşlar. Size de yeşil renginde gelmiyor mu? Hani ışığın, arkada ışığın parlamasından dolayı çok seçici olamıyoruz. O yüzden dedim, bugün sizin fikirleriniz çok önemli. Bakalım sizler ne diyorsunuz? Forumda neredeyse herkes birbirine girmiş arkadaşlar. Öyle söyleyeyim, yani Clash of Clans forumlarında. Oradan okuyorum, bakıyorum, belki spoiler falan vardır. Çünkü konuşamadım, sesim kesildi. Çünkü yabancı YouTuber'lar da bunun hakkında video çektiler. Köy binası tasarımı rengi hakkında, öyle söyleyeyim. Çünkü bilerekten mavi veriyorlar ama yeşil gelebilir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hatta ben dünlerin yorumları okurken bir yorum da görmüştüm. Dediler ki köy binası 12'nin yeni seviyesi gelmesin mi Supercell bize böyle bir yan çizip. Bence o da mantıklı geldi, olabilir yani. Sonuç olarak oradaki paylaşılan gönderide, Facebook'taki paylaşılan gönderide mavi renkliydi. Belki yeni seviyesidir yani, olabilir arkadaşlar. Kimse bunun hakkında video, hani bu video diyorum, bunun hakkında kimse bir şey bilmiyor. O yüzden sizin fikirlerinizde bekliyorum, yorumlar kısmına yazın. Sizce köy binasının rengi yeşil mi, mavi mi? Hatta bunun hakkında da bir video yapmıştım köy binası rengi hakkında. Ben yeşil demiştim, hala da yeşil diyorum. Çünkü yeşil renkte olması çok çok ihtimal arkadaşlar. Çünkü köy binası 12 mavi, tekrardan niye mavi renkte getirsinler diye düşünüyorum. Yani belki duvarlardan olabilir, hani max 12 duvarlar biliyorsunuz mavi arkadaşlar. Belki o yüzden olabilir ama 12. seviye belediye binamız var, o da mavi. Hani siz fikirlerinizi yorumlar kısmına yazarsanız çok 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 mutlu olurum. Hadi bakalım. Şu an bu arada görüyorsunuz köy binası burada duruyor. Keşke arkadan ışığı patlatmasalarmış, daha güzel olurmuş. Neyse. Çok konuştum lan, susadım. Neyse, videodan sonra içerim suyumu. Bu arada depolarım falan baya baya bildiğin doldu taştı hala. Burada bekliyorum, bir gün 13 saat sonra arkadaşlar 4 tane inşaatçım boşalacak. Ve bu 4 inşaatçının 3 tanesini savunmaya ve gerisini tekrar duvara basacağım. Baya bildiğin duvara yükleneceğim. Hatta 3 gün sonra da bu bitiyor. Ben buna basmayacağım arkadaşlar. Tekrardan 4 olacak ya, 5. seviyeye basabilirim. Olursa 5. seviye dondurma büyüsüne basabilirim ya da asker basabilirim. Çok da önemli değil. Hala duruyor burada. Savaş kitabımız da var. Aynı zamanda şuradan basarsak kahraman ki bayağı kitaplarımız var ya. Şu an birikmiş kahraman kitabımız da var. O yüzden şu an bekliyorum inşaatçıların boşalsın. 28, sonra 29'a basabilirim. Sonra Barbara'da 29, 30 yaptım mı köy binasını basıyorum. Ne olursa olsun, bunu zaten söylemiştim sizlere. Hadi bakalım, şu an bir de yan köy. Yan köyden de iyi gidiyor arkadaşlar. Hani bir saat sonra hemen cadımız bitiyor arkadaşlar. Cadı bittikten sonra ben hemen cadı 5 olacak 6'ya basacağım cadıyı. Hatta şuradan şu
Şunu bir hızlandıralım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. O aradan çıksın. Bu arada. Ne basmışız? Bir de bunu bu sabah bastım dedim. Çok beklemenin bir anlamı yok. Muhafız kulübesini 5'e bastım. Onda bir hayırlı olsun alırım. Hop. Geçelim bu köyümüze. İsteğimizi atalım. İsteğimizi doldurmuşlar mı? Doldurmuşlar diyebilirim yani. Bu arada yedek ordu da çıkmış. Gayet güzel. Hemen eşleşme bul diyelim. Hani baya baya bildiğiniz arkadaşlar köy binası sonuç hakkında inanılmaz videolar geliyor. Yani sizlerin fikirlerini de çok çok önemsiyorum. O yüzden yorumlarınızı da okuyorum arkadaşlar. Çünkü çok mantıklı yorumlar geliyor. Çünkü dünkü yorum da çok mantıklıydı. Yani köy binası 12'nin yeni seviyesi neden olmasın? Benim aklımı karıştırdı mesela bu yorum. O yüzden aa troll rakip geldi. Dalarım. Vallahi dalarım ben buna. Başar ganimeti ya. Yemişim ganimetini. Şunu bir sesini kapatalım. Patlama yapmasın. Abi şuradan girebiliriz aslında. Şuradan bir dakika. Aa kraliçemiz yok. Ben kraliçeyi unuttum ya. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Her türlü işleriz de. Şöyle alalım abi. Bak şunu dik. Şunu at. Güm. Gayet güzel. Şunu da at. Lan bu niye patlamadı? Neyse. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Abi şuradan atalım. Şuradan ejderleri yolla. Şuradan iki tane yolla. Şuradan bunları yolla. Bunları yolla. Gayet güzel. Ondan sonra şuradan yolla abi. Şuradan balonları da at. Şunu da at abi. Şuradan da bunu yolla. Gayet güzel. Abi şuraya bir öfke büyüsü. Şuraya bir dondurma büyüsü abi. Gayet güzel. Şuraya da tekrar bir dondurma büyüsü. Süper. Vallahi üşüdü köy. Sırf troll rakip diye daldım. Yoksa dalmazdım arkadaşlar. Yani bir karım zarar ettim lan. Vallahi bildiğin zarara gidiyorum. Şuradan barbar kralın da özelliğini kullan hızlı bir şekilde. Gayet güzel. Aga bir salih bunu alamadınız mı be? Abi beyler üşleyemedik. Rez alın. Vallahi rez alın üşleyemedik. Kötü oldu be. Neyse sağlık olsun. Abi şu elektro bir defa vursa zaten alacağız. Elektro vuramıyor. Abi troll rakip işleyemedim. Kraliçe yüzünden abi kraliçe olmadığı için baya sıkıntı çıkardı. Abi şu elektro bir defa vuramadı ya yuh. Şu elektro bir defa vuramadı ya yuh diyorum başka bir şey demiyorum. Abi çık çık. Çık Allah aşkına çık zaten troll rakiplerden nefret ediyorum. Abi niye böyle bir şey yaparsın ki? Ganimetin de olsa içim yanmazdı. Daha yeni mi geliyor kaya balonu Allah aşkına ya. Neyse hapşuracağım. Kendime geldim. Vallahi kendime geldim. Şimdi şuradan bir cadı saldırısı yapacağım arkadaşlar ekstra ama şu kaya balonu olmadı be. O yüzden sileceğim. Daha yeni mi atıyorsunuz kaya balonunu? O yüzden şuraya ne isteyelim biliyor musunuz? Bence dev isteyelim arkadaşlar. Dev istesek çok güzel olur. Dev zehir ve dev dondurma ve tokmak diyelim. İsteğimizi atalım. Hemen şuradan orduyu da hızlandır. Ya da hızlandırma. Şuradan çıktı. Bir saldırı daha yapalım sizlerle birlikte. Orduyu bas. 3 tane bundan. Bu sefer ne saldırısı yapayım biliyor musunuz? Valkür. Bir cadı bir valkür. Oha oha yavaş 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 yavaş. Şuradan büyücüler. Duvar yıkıcılar. Ondan sonracığıma başka şuradan bir tane yeterli belki klan kayası dışarıya yakındır çekeriz diye. Okçular 4 tane okçu yeterli. Başka şuradan bir cadı gerek yok. Cadıya gerek yok. Büyücü abi 3 tane büyücü tamamdır. Bordu da çıksın hızlı bir şekilde 2 öfke. Pardon 3 öfke 2 şifa. Bir de zehir al abi yana gitsin. Şuradan at 5 tanesini tamamdır. Hemen ordularımız çıksın. Diğer saldırıya geçiyoruz. Bir şey diyeyim mi? Ben bu köye saldıracağım vallahi. Düşündüm taşındım zaten. Cehennem kuleleri tekledi. Zaten cadı saldırısı yapıyorum. O yüzden hiç riske girmeye gerek yok. O yüzden şuradan bir klan kalesini yakından şöyle bir çekebilsem. Bir dakika. Klan kalesi boş. Tamam güzel. Şimdi şuradan 1, 2, 3 diyelim. Ve şuradan tokmalı at abi. Cadılar olmazsa olmaz. Hemen cadılar yolla. Duvar yakıcıları şuradan at abi. Şuradan at. Büyücüler. Kral, kraliçe. Gayet güzel. Şuraya bir dondurmayı atmayacağım şimdi. Şuraya bir öfke büyüsü. Gayet güzel içeriye girsinler. Süper. Şuraya bir şifa büyüsü atacağım abi.
Cehennem Kulesi'ne geldikleri zaman da bir öfke büyüsü çok temiz olacaktır. Abi şuraya bir öfke büyüsü 10 numara. Şifa büyüsünü atmayacağım. Şuraya bir dondurma. Şuraya bir dondurma. Gayet güzel içeri doğru yönelsinler. Abi şuraya da bir öfke büyüsü 10 numara. İçeri gidiyoruz. Kral gitti, kralı basamadım. Abi unutuyorum. Vallahi billahi unutuyorum ya. Gerçekten unutmasam alacağım. Bu arada Q3 dedik arkadaşlar. Böyle tek cehennemli, böyle savunmaları, taktika ve uçağı devre dışı olan köylere cadı saldırısı yapmak birebir 10 numara vallahi, onu söyleyeyim. Şuradan şunları da atalım. Şuraya bir şifa büyüsü. Kraliçemiz en azından ölmesin abi. Kraliçeyi destek amaçlı. Hop. Tamamdır. Hatta şifa büyüğümüz bile fazladan kaldı. Şunu bile atacağım yani. Şurayı salla gitsin. Yoksa orduyu düzenlemek zorunda kalacağım. Her türlü silinecek o. Oha lan, bombayı ölmediler. Süper. Bombayı ölmemeleri 10 numara oldu. Abi şu iskelet ordusuna bak ya. Şu iskelet ordusuna bak ya. Süper valla. 10 numara yemin ederim. Oha. Gayet güzel içeri doğru yönelsinler. Bu arada bunlar ölmek üzere ha harbiden. Ha yine yırttınız ha iki gözüm. İkidir bombadan yırtıyorlar. Heh, sonunda desteğe gelen bir ekip oldu. Onlar da öldü ya. Neyse sıkıntı yok. Şurada bir ordu var zaten. Akıllara zarar. Öf, orduya bak ya. Bayılıyorum böyle toplu saldırılara. Abi su gibi canını yemiyorlar. Şuradan kraliçemizin özelliğine basalım hızlı bir şekilde. Onu da aradan çıkaralım. Tamamdır. Köyü işledik. Ne kaldı diyecektim. Meğersem burada bir tane bomba kalmış. Abi dev bomba çıkıyor. Düşünsene üst üste böyle. Tabii hepsini patlattık da. Yani çıktığını düşünsene. Tüm askerler telif oluyor. Telif ne lan? Telef oluyor. Neyse sıkıntı yok. Abi bu da bitti. Şu da doldu. Boşu boşuna birikiyor. Vallahi boşu boşuna birikiyor. Neyse. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Fikirlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bye bye.